Olay Televizyon ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Olay Sağlık programımızla yeniden karşınızdayız efendim. bugünkü konumuz önemli bir konu. Alzheimer'ı konuşacağız. Alzheimer nedir? kimlerde görülür? Tedavisi mümkün müdür? Bu gibi soruları yanıtlayacağız. Sizin de sormak istediğiniz sorularınız olursa bize 0224 331 7075 numaralarından ulaşabilirsiniz. konuğum nöroloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Bakar bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam Teşekkür öncelikle. Edeyim, sağ olun. şimdi hocam Alzheimer'ı biz daha çok yaşlanmayla görüyoruz değil mi? Daha doğrusu ilişkilendiriyoruz. Dolayısıyla öncelikle belki de yaşlılıktan bahsetmemiz gerekiyor. Yaşlanmayla birlikte beyinde ne gibi fonksiyonlar bozuluyor, Bazımları. ne gibi değişiklikler görüyoruz? İsterseniz bununla başlayalım. Yaşlanmayla birlikte gelen sorunlara değinelim. Şimdi aslında yaşlanma türe özgü bir kavram biliyorsunuz. Yani her canlı kendine özgü bir yaşlanma süreci var. İşte hep söyleriz kelebeklerde 24 saat, sivrisineklerde 24 saat ama insan canlısına baktığımız zaman veya ka kaplumbağalar bakarsak biliyorsunuz 200 sene hatta belki 400 sene falan gibi. Evet. Ama insan canlısına baktığımız zaman 65'lerden sonra bir yaşlanma şeyi devreye giriyor, süreci devreye giriyor. Ama yıla ilerledikçe ve de toplumların gelişmişlik düzeyleri arttıkça ee, yaş, ortalama yaş ya da ortalama yaşam beklentisi de baya ilerledi. Mesela Türkiye'de şu an muhtemelen kadınlarda 78, erkeklerde 72 gibi. eski Bundan 10 hı hı. sene önce böyle değil. Ve her yıl e, TÜİK bu rakamları yeniliyor. Yani e, muhtemelen bu sene açıklanacak olan şeylerde 80 ve 74 gibi bir rakam açıklama. Dikkat ederseniz hep kadın e, uzun yaş e, şey var, evet. tablosu var yani. E, dediğim gibi türe göre bir kavram. Bir de, bir de yaşlanmanın türleri var. Yani Acaba nasıl yaşlanıyoruz biz? Veya işte etkenler nelerdir? Yaşlanmaya olan etkenler nelerdir? Mesela başarılı yaşlanma diye bir yaşlanma biçimi var burada. Hı -hı eğer kişi hiçbir hastalık geliştirmiyorsa. işte tansiyon gibi, şeker hastalığı gibi, kalp hastalığı gibi, diyabet gibi birçok hastalığı geliştirmiyorsa o başarılı yaşlanma demektir ki 10. dekada yani 100 yaşa kadar sorunsuz yani beyin fonksiyonlarında çok büyük aksamalar olmaksızın devam edebiliyor. Evet. Ama bir de tipik yaşlanma var. Yani bizim hep göre geldiğimiz yaşlanma. Bu yaşlanmada da iş öyle değil burada nasıl olsun birçok insan öyle ya da böyle herhangi bir hastalık geliştiriyor. Tansiyon gibi, şeker gibi, kalp hastalığı gibi birçok hastalık geliştiriyor. Ve buna bağlı olmak üzere de birçok hastalıklar ortaya çıkıyor. Yani 100 yaşlara kadar gidemiyor insanlar. 60'lı yaşlardan, 70'li yaşlardan sonra problemler başlıyor. Ha bu problemler değişik şeyler getiriyor, olaylar getiriyor. Mesela evet bir bölümü bellekle ilgili olan şeyler, problemler. Mesela peki etkenler ne? Birkaç kelime ondan söyleyeyim öyle gelelim. Evet. Yaşlanmayla ilgili etkenlere baktığımız zaman coğrafi şartlar mesela çok önemli. Ya ee, yaşadığı coğrafya oldukça önemli. Mesela zor bir coğrafyada yaşıyorsa daha çabuk yaşlanıyor, daha kolay bir coğrafyada yaşıyorsa daha iyi. Bunun yanında e, beslenme koşulları, çevresel koşullar. ...gibi genetik koşullar... ...gibi birçok faktör... ...bu yaşlanmanın sürecini etkileyen etmenler. Hı hı, evet. ee, tabii ki eğer genetiğinde... E, ...problemler varsa kişi çok daha... ...erkenden yaşlanabiliyor. Hayır ama kişinin genetiği gerçekten de... ...ya da ailesel ağaca baktığınız zaman... ...herkes 80'li 90'lı yaşlardaysa... ...onun şansı birazcık daha artmış oluyor. Ama araya giren etmenler... ...az önce saydığımız etmenler de tabii ki bu... eğriyi bir hayli e, bozuyor açıkçası. Hı hı. Bu yaşlanma süreci... ...içerisinde e, baktığımız zaman... Bazı hastalıklar mesela işte bellek problemleri gibi bazı problemler devreye giriyor. Evet. Bu normal bir süreç. Yani biz hepimiz 65'li yaşlardan sonra unutabiliriz bazı isimleri, gördüğümüz bazı olayları veyahut da kelime bulmada zorlanmalar evet, olabilir. Evet. Gayet normal şeyler bunlar. Ama ne zaman patolojik diyoruz biz buna? Ne zaman problem diyoruz biz buna? Eğer kişinin çevresindeki insanların da fark ettiği düzeyde, mesleki yaşam aktivitelerini, günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeyde bir bozulma varsa o zaman bizim için bu değerli bir bulgu. Normal koşullarda zaten her birimiz 65'li 70'li yaşlarda unutuyoruz. Hı hı. Öğrenmede zorlanmalar oluyor bu insanlarda gayet doğal. Yani daha önce ki hep onu söylerler. Doktor Bey ben eskiden bir yazı bir defa okurdum anlardım gider anlatırdım filan. Ama şimdi 5 defa okuyorum gene anlayamıyorum ya da e, toparlayamıyorum filan gibi. Veya bir makale okuyorum yazının başıyla sonu arasını birleştiremiyorum mesela gibi sözler gelebilir karşımıza. Dikkat problemleri oluyor hastalarda. Mesela dikkatleri bozuluyor. İşte görsel dikkatleri bozuluyor. Masanın üzerinde bir e, obje var. Masa biraz karmaşık. O objeyi normalde biliyor ve masanın üzerinde olduğunu biliyor. Hmm. Ama buna rağmen masa üzerinde objeyi yakalayamıyor. Dikkat hocam? bozukluğu oluyor evet. mesela. Bu sadece görsel şey. Mekansal dikkat bozuluyor mesela. Hmm. Bulunduğu yer, bulunduğu ortamı algılama e, bozuklukları falan gibi. Bazen hem görsel hem mekansal dikkatleri bozuluyor. Bu da önemli bir e, etken. Öğrenmede dediğim gibi problemler var. Bellekte problemler var, isim bulmalarda problemler var e, ve ama bütün bunlar hala e, belki normal sayılabilir gibi gidiyor. Şimdi bir e, tıpta EAMI dediğimiz bir şey var, yani normal yaşlanma sürecinde henüz bunamaya gitmeyecek olan düzeyde bir bellek problemi. Bu e, işte hastaların bize bu düzeyde gelmesi hasta çok önemli. Peki nasıl anlayacaklar bunlar? Hastalar yani ben hangi düzeydeyim falan gibi. Bunadım mı? Bunamaya başladım mı? Bunayacak evet. mıyım? Her neyse. Bunun için bir defa unutkanlıklar başladığı anda bir hekime, bir nöroloji uzmanına başmaları gerekiyor. Yani benim şöyle şöyle bir unutkanlığım var. E, acaba ne düzeydeyim? Yani ne olacak e, benim gibi? Birçok örnekler görüyorum. Mesela örneklendireyim isterseniz. E, 93 yaşında bir hasta, e, huzur evinde kalan bir bayan. Hı hı. Kendisi telefonu ederek e, randevu alıyor sekreterimden ve e, geldiğinde yanında bir genç hanım var. O da huzur evinde kalıyormuş. Genç hanım şunu söylüyor. Doktor bey aslında teyzeyi ben size getirecektim ama o beni buraya getirdi diyor. Yani telefonda gayet güzel e, yolları öğreniyor. Hangi otobüse bineceğim, hangi Hı -hı. durakta ineceğim evet. bütün bunları bilerek. Geldiğinde soru sö bana söylemiş şu ya da ya da şikayeti şu. Ben huzur evinde bir diğer arkadaşlara yardım ediyorum. 93 yaşındayım çocuğum ben diyor. Ama diyor geçenlerde böyle bir iki arkadaşımın adını unuttum diyor. Acaba bir problem var mı diyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani kişinin farkındalığı anlamında. Hmm. Bu anlamda işte bu, bu grupta geldiğinde ya da bu düzeyde geldiğinde her şey çok yolunda gidiyor. Çünkü başından anlamış oluyorsunuz işi. Evet. Ama işler böyle gitmiyor. Bir de aile bireyleri çok önemli. Yani aile bireyleri de bunu çok kolay fark edebiliyorlar. Mesela özellikle de hanımlar, yani kızları ya da gelinler, bayanlar diyelim çok daha dikkatliler çok daha uh, algıları bir hali yüksek yani hastada oluşabilecek herhangi bir patolojiyi anda fark ediyorlar hmm. ve yani üzgünüm ama hani erkekler biz o konuda o kadar iyi değiliz <laughs> açıkçası o kadar iyi değiliz um, çünkü dikkatimiz o yönde değil. O nedenle de bayanlar çok kolay yakalayabiliyorlar oluşabilecek bir patolojiyi. Özellikle hastanın kızı başka bir yerde otursa bile, başka bir ilde oturuyor olsa bile telefonla konuşmalarından annede fark bir problem ediyor. olduğunu fark değil edebiliyor. Mi? Ve evet. benden randevu alarak çıkıp geliyorlar. İnanılır gibi değil. Yani bu, bu çok güzel bir şey. Çocuklar demek ki çevresel durum çok önemli. Bu hemen fark edebiliyor. Şimdi bu e, dediğim gibi mesela bu teyzedeki durum hiç aslında böyle aman aman demans edilecek bir durum değil. Bu tam EMI dediğimiz yani yaşa elintili unutkanlık tablosuna uyan bir şey. Ama bazen e, işte biz bunu gene test ediyoruz. Acaba bu böyle stabil mi kalacak burada yoksa biraz ilerleyip demansa mı gidecek? Ona bakıyoruz. Şimdi bazen bu tablodan sonra birazcık ilerliyor. Mesela kişi günlük yaşam aktivitelerini biraz hafif zorla, minimal zorlanmadan yaşıyor. ...unutkanlıkları var, isimleri bulamıyor... ...yüzleri tanıyor, bu çok önemli... ...yüzü tanıyorum ama ismi aklıma gelmiyor doktor bey... ...aslında biz hepimiz bunu yapıyoruz zaten... ...televizyon seyrederken evet, birbirimize çok soruyoruz... Oluyor, ...yani fazla çok sıklıkla oluyor. gördüğümüz Hı -hı. bir şey... ...aa bu hangi bu oyuncu... ...hangi dizide oynamıştı filan diye kafamızda... ...veya bu hangi ünlüydü filan gibi... ...peki hala bizlerde de oluyor... ...yani bizim yaş grubu, ben mesela 60'ındayım... ...bir yaş grubuna göre baktığımız zaman olabiliyor... ...ama bu e, dikkat etmemiz gereken şey... ilerleyerek başka bir sürece girecek mi... Yoksa hayır bu düzeyde kalacak hı hı. mı? İşte az önceki teyze. ...EYMI dediğimiz bir gruptu yani... Eh, ...bu ilerlemeyecek olan bir grup gibi görünüyor... ...ama takip ettiğimizde bir şey olabilir. Eğer problemler... ...minimal minimalde olsa... ...isimlendirmeler, isim bulma güçlükleri... ...günlük yaşam aktivitesinde minimal zorluklar... ...veya bir yerlere gidip... E, ...hani yönü bulmakta zorlanmalar... ...falan gibi... E, ...günü ve zamanı kay unutmalar gibi... ...yani zamansal dikkatin bozulması... ...falan gibi şeyler olursa... ...o zaman diyorsun ki muhtemelen bu MCI dediğimiz... ...demans öncesindeki bir... Sürece giriyor. Hmm. Bu önemli. Yani bizim hastayı belki az önce anlattığım fazla değil ama işte bu fazla yakalamamız gerekiyor. Bu fazla yakaladığımızda hiç olmazsa da daha iyi şeyler yapabiliyoruz neler olduğunu hemen hızlıca ekarte edebiliyoruz, algılayabiliyoruz. Ardından hiç olmazsa tedaviye geçebiliyoruz. Onun için bu demans öncesi dönem dediğimiz hafif kognitif bozukluk diyor Türkçe olarak. Bu dönemde yakaladığımız bizim için oldukça değerli bir dönem bu. Evet. Bunu da tetkiklerle testlerle falan algılayabiliyoruz elbette ki. Evet. Hocam dediğiniz gibi kişinin zaten beyin fonksiyonları bozulmaya başladığı için kendisinin bu durumu fark etmesi veya kendine yakıştırması Çok güç değil mi? Çok. Dolayısıyla biz çevre üresindeki insanlar bu noktada önemli. Yani bunları kolay yakalayabiliyoruz aslında. Dediğiniz gibi belki de dikkatli olduğumuz için. Bizim en büyük handikapımız aslında sadece bizde diyor. Yani Türkiye'ye bağlı olan bir şey değil. Türk toplumunda değil. Bütün bütün toplumlarda böyle. Hiç kimse anne babasının ya da dedesinin nenesinin her neyse hani e, böyle bir hastalığa şey o tutulabileceğini hani istemiyor. Evet. Derdimiz bu. Yani e, yaşlı tabii o kadarcık olacak elbette ki unutacak. Yani he, Aa, ben de unutuyorum falan. Yani hastanın yanında gelen insanlar da doktor bey onu kadar ben de unutuyorum diyor. Halbuki onun unutkanlığı bambaşka, senin unutkanlığın bambaşka. Seninki biraz dikkat eksikliğine bağlı ama onunki hayır onunki hastalığa evet. bağlı. Onun için de yani aile bireyleri başlangıçta minimize ediyorlar. Yani olayı biraz küçümsüyorlar, olayı biraz dışlıyorlar. Değildir filan diye gidiyoruz baştan ama o değildir dediğimiz tablo bir süre sonra karşımıza kocaman bir handikap e, handikap olarak çıkıyor. Önce aile bireylerinin e, ön düzeyi bizim için çok önemli, kültürel, entelektüel düzeyi bizim için çok önemli. Köyde yaşayan hastanın e, ve çevresinin oluşturduğu bilinç düzeyiyle şimdiki e, veya şehirdeki ya da entelektüel düzeyi oldukça iyi olan oluşturduğu bilinç düzeyi çok farklı. Evet. E, aslında davetiniz için önce çok teşekkür ederim çünkü şey ederim. var. Bu hafta biliyorsunuz Alzheimer haftası yani <laughs> Alzheimer bilinçlendirme ve de e, algılamayı kolaylaştırma gibi bir eğitim haftası 21'i, 21 Eylül Alzheimer günü, Dünya Alzheimer günü. O nedenle de e, aslında bugün e, işte bu hafta bizim e, eğitim anlamında tüm topluma e, değerli bilgiler aktarmamız gerekiyor ki e, uyanık olabilir Çünkü Hı -hı. kişi çok farkında değil. Mesela orta düzey bir Alzheimer hastası bize geldiği zaman e, ne işim, ne şikayetim var teyzeye sorduğumuzda şunu söylüyor. Vallahi evladım benim pek bir şeyim yok. Bunlar getirdiler sor bakalım neyim varmış benim filan diyor. Yani bilincinde değil olayın. Evet. Ona göre gayet yolunda her şey. Ve anlatırken de o kadar güzel anlatıyor ki yani teyzede en ufak bir problem saptamıyorsunuz siz. Hı hı. İşte biraz baş ağrısı var, biraz diz ağrısı var diye geldi bana. Oysa çocukların isimlerini hatırlamıyor. Olan biteni hatırlamıyor, olaylardan haberi yok, hiçbir e, iş güç yapamıyor. O konuda, o noktada olan bir evet. hasta e, kendisinin hiç farkında değil. Onun için Alzheimer e, daha çok çevrenin, çevrenin anlayabildiği, farkında. yani... Çocukların fark edebildiği, mesleki aktivitelerde iş arkadaşlarının fark edebildiği, komşularının fark edebildiği bir durum. Hı. O nedenle de aile bunu fark ettiği anda getirmesi lazım ki bu bir hafif kognitif bozukluk durumu mudur? Yani Alzheimer'dan hemen önceki bir durum. Bu tablo da bir hayli önemli. Hafif kognitif bozukluk dediğim tabloyu açmam lazım. Yaklaşık 7 yıl kadar sürüyor. Yani demansın öncesinde 7 yıl süren bir süreç var. Bu 7 yıl içerisinde fark ettik fark ettik. Etmedik bu sefer Alzheimer'a giriyor. Yani artık demans sürecine girmiş oluyor. Onun için e, o süreç bizim için oldukça değerli bir süreç. Yani hastanın yakalanması anlamında evet. çok değerli bir süreç. Hocam bir de tabii ki demansla alzheimer'ı da e, hani karıştırmamak anlamında, belki de belirtilerinden Hı -hı. yola çıkarak farklarından Hı -hı. bahsetmemiz gerekebilir. E, bu konuda ne söylersiniz? Şimdi aslında demansla alzheimer aynı şeyler. Şimdi demans dediğimiz şey beynin, ...fonksiyonlarının öze ve e, kaybıyla beraber... ...ama niye kayboluyor beyin fonksiyonları? Birçok nedenle kayboluyor. Hı hı. Yani bir geçirdiği travmalardan olabilir. Evet. Veya e, başka geçirdiği enfeksiyonlardan olabilir. Yoğun stres ortamından olabilir. E, bir Birçok nedenle beyin hücrelerinde bozulmalar meydana Hücre azalmaları meydana geliyor. Ve yine dejeneratif dediğimiz yani nedenini bilemediğimiz beynimizde bazı proteinler e, birikiyor. Bu proteinler de işte beyin fonksiyonlarımızı bozuyor. Buna bağlı olmak üzere biz bazı e, klinik bulgular geliştiriyoruz. Şimdi beyin fonksiyonları bozulmasına bağlı bizim belleğimizin, dikkatimizin, öğrenmemizin, konuşmamızın, lisanımızın, hı hı. anlamamızın, algılamamızın bozulması ile giden tabloya biz demans diyoruz. Yani demans kaba bir deyim. Bunama Türkçesi de bunama evet. aslında kaba bir deyim. Yani onun altında hastalıklar var. Demansın altında bazen mesela Alzheimer hastalığı, bütün demansların %70'i Alzheimer hı hı. hastalığı. Bir de başka demanslar var. Mesela damar tıkanmalarına bağlı gelişen beyindeki ya da kanamalara bağlı gelişen demanslar var. Buna vasküler demans diyoruz. Damara bağlı Damar e, problemine bağlı bir evet. demans gibi. Veya frontotemporal demans dediğimiz bir demans var. Mesela beynin ön bölgesinin, frontal bölge dediğimiz ön bölgesinin e, fonksiyon kayıplarına bağlı ve hücre azalmalarına bağlı olmak üzere ortaya çıkan e, bir demans türü var. Bir bunama türü var. Orada da aslında kişinin belleği bozulmuyor. Zaten en büyük e, handikap oradan çıkıyor. İyi ama belleği çok iyi. Belleği çok iyi ama davranışları çok bozuk. Hmm. Yani 40'lı yaşlı bir çok erken başlıyor bu frontotemporal demans dediğim şey 40'lı yaşlarda başlıyor. 40'lı yaşlarda başlayan bir hastalık insanlar elbette ki bir bunamayı hiç akla getirmiyorlar. Tabii ki. Ama davranışları bir hayli kötü. Ee, onladık şeyler yapıyor. ...hiç yaşından beklenmedik, mesleğinden beklenmedik veya ondan beklenmedik davranışları yapmaya başlıyor. Hı -hı. Ve bir bilinç düzeylerinde bozulmadan meydana geliyor. Alışverişler, anlamsız alışverişler yapıyor filan gibi mesela. Evet. Bunlar da veya hiç olmadık konuşmalar yapıyor. Daha Hı -hı. önce son derece kendisini bilen, konuşmasını bilen, topluma göre davranışlarını bilen birisi bambaşka işler yapmaya başlıyor, bambaşka konuşmalar geliştirmeye başlıyor filan. Birileri bunu fark ediyor. Ee, veya psikiyatrik algılıyorlar. Önce bir psikiyatrik problem vardı var diye algılıyorlar. Psikiyatriye gidiyor. Ee, Onlar da psikiyatri uzmanı arkadaşlar daha çok bir o, mevcut olan psikoz ya da depresyon anlamında bir tedavi öneriyordu Ama sonra da anlaşıldı ki bu bambaşka bir şey. Çünkü yıllar içerisinde e, bellek problemleri ortaya çıkıyor. Bu da ayrı bir şey. Yani bir birçok tür var aslında. Geçirdiğimiz enfeksiyonlara bağlı, sifiliz gibi, AIDS gibi birçok enfeksiyonlara bağlı demanslar var. Aslında demansları kabaca bölersek ikiye bölüyoruz biz. Bunlardan bir tanesi dejeneratif dediğimiz ilerleyici olan. Yani bizim tedavide çok zorlandığımız demanslar bunlar. İlerleyici demanslar diyoruz ki tedavi gerçekten zor. Bir grup daha var. O grupta tedavi edebildiğimiz demanslar. Hı hı. Onlar aslında, aslında biz önce onu arıyoruz. Acaba... Bu hasta tedavi ettiğimiz gruptan mı yoksa hayır tedavi edemediğimiz gruptan mı? Evet. Tedavi edebildiğimiz gruplar aslında kolay. Mesela hastanın guat problemi var. Hı -hı. Demans gibi görünüyor. Bunamış gibi görünüyor guat problemi. İyi çalışmıyorsa eğer tiroid evet. Yalancı bunama diyoruz. Hı -hı. Veya hastanın depresyonu var. Ya i̇şte yoğun depresyon tedavileri alıyor falan bir türlü düzelmiyor. Çünkü bu demansa giden bir tavır. Çünkü yalancı demans diyoruz ona. Yoğun depresyon tedavisi gerekiyor. Bunun dışında B12 polikest eksikliği var. Ve hafta arada geçirdiği enfeksiyonlar var filan gibi. Eğer bunlar ise biz bunları bulup tedavi ettiğimizde, sebebi bulup tedavi ettiğimizde demans tablosu düzeliyor. Hmm. Bu iyi bir tablo. Evet. Yani bu tedavi edebildiğimiz demanslar. Geçici diyoruz yani. Geçici yani, düzelebilir. bir tablo. Düzelebilir evet. demanslar. Hı hı. Mesela MPH dediğimiz beyinde su birikimiyle ilgili olan bir demans biçimi var. Beyinde su birikiyor. Evet. Biz onu sapladığımız zaman o suyu operasyonla alıyoruz. Dolayısıyla hastanın demansı bitmiş oluyor. Hı hı. Veya yaşlı insan küçük küçük kafa travmaları geçiriyor. Her bir kafa travması beyinde aslında bir iz bırakıyor. Ama bir minnacık kafa travması, hasta hatırlamıyor bile, ee, işte kafasını çarpmış, şişlik bile olmamış, bayılmamış, hiçbir şey olmamış, günlük hayatına devam ediyor. Ee, i̇şte 3-5 gün önce sanki bunama başladı hocam, bunda diyorlar, getiriyorlar, hastayı bir, bir MR tomografi çekiyoruz. Subdral hematom dediğimiz beynin hemen kabuğunun üzerinde bir kanama var hasta bunamış gibi oluyor. Hemen hmm. tedavisi çok kolay. Birkaç e, iğne dediği açılıyor. Oradaki kan boşaltılıyor. Hasta günlük yaşamına dönüyor. Değil yani mi? bunlar çok güzel tedavi edebildiğimiz işte. Ama bir de Alzheimer ve diğerleri gibi işte tedavi tedavide edelim. zorlandığımız evet. şeyler var, durumlar var. İşimiz bir hayli zor gerçekten evet. de o durumda. Tabii biz şimdi Alzheimer konu başlığımız evet. bugün için evet. ondan bahsedeceğiz. <laughs> Siz gerçi belirtilerinden de kabaca bahsettiniz hocam ama bahsettiğiniz gibi kişilerin öncelikle bunu fark edecek. Yani Kesinlikle. hastanın çevresindeki insanlar bunu fark edecek. Dolayısıyla kişi bunun kendisi farkında olmayacak veya reddedecektir durumu. O yüzden gözlemleme önemli bu noktada. Peki ne zaman biz evet tehlike çanları çalacak, Çalıyor ne diye. zaman biz doktora başvuracağız? Evet. İki kelime söylemem gerekiyor izin verin bana. Bunlara geçmeden Tabii. önce şöyle. Alzheimer'ın yani bu hastanın sıklığı ne kadar diye çok soru geliyor mesela. Sıklığı şöyle. Türkiye'de mesela 500 bin civarında Alzheimer hastası var. Yani 65 yaş üstündeki toplumun %10'unda görüyoruz biz bunu. Evet. Öyle hesaplıyoruz. Yani e, projeksiyon hesapları böyle yapılıyor. 65 yaş üzerinde 2008 yılında 4.8 milyon insan vardı Türkiye'de. Hı yüzde Bunun hesaplanmıştı. 480 bin falan gibi. Yani şimdilerde 5-7 bin civarında bir e, şey yani. var. Bir popülasyon var. Bir Alzheimer olgusu popülasyonu var. Yani e, önemli bir şey her 3 saniyede bir bir Alzheimer hastası tespit ediliyor. Evet, yani ciddi. ne kadar artık yaygın olduğunu evet. neredeyse epidemi dediğimiz hani e, hızla yayılan bir şey gibi görünüyor, tablo gibi görünüyor. Şu an dünyada 45 milyon civarında Alzheimer hastası var. Ve bu her 5 yılda bir neredeyse bu rakam ikiye katlanarak gidiyor. O nedenle de aslında e, patlayıcı bir büyüme şey tablo söz konusu. Eğer doğru düz bir tedavisi bulunmazsa gerçekten toplumun önemli bir bölümü e, bir süre sonra hani Alzheimer ya da e, hasta yakınları e, bayağı muzdarip olacak. Evet, hocam. o nedenle de işte bizim bu nedenle uyanık olmamız gerekiyor. Harcanan para da çok önemli. Bir de onu da söyleyeyim. Mesela dünyada şu anda bir trilyon dolar korkunç bir para. 1 trilyon dolar Alzheimer hastalarına harcanan bir para. Hmm. Şöyle hesaplıyorlar. Bunu bir ülkenin bir ekonomisi olsaydı yani bu bir ülke olsaydı diyorlar. Evet. Bu 1 trilyon dolar. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olurdu. Sadece Alzheimer harcanan parayla hmm. dünya 17. ekonomisi bir ülke doğuyor. Korkunç bir şey yani. Onun için yani Alzheimer çok önemli bir tablo her ne kadar sayı 500 bin aman ne olacak 80 milyon nüfusumuz var 500 bin tane falan değil öyle. Çok hızlı ilerlediği için çok hızlı arttığı için evet. problem aslında ciddi büyük bir problem gibi görünüyor. Hocam ee, belirtilerine yapın. geçmeden Tabii. önce hemen sormak istiyorum. E, bu hızlı artışın sebebini neye bağlıyoruz biz? Ee, gene işte çevresel faktörler çevresel hani faktörler. Hep, konuştuğumuz şeyler var ya. Hormonlar, e, beslenme biçimlerimiz, yaşam faktörlerimiz, Hı -hı. araya giren e, bu bahsettiğim tansiyon, şeker, kalp hastalığı, Yeris hiperlipidemi salgılar. gibi, obezite gibi en önemli risk Hı -hı. faktörü, obezite gibi. Bunun yanında lipid problemleri gibi, yürümemek gibi spor yapma bak hiç yapmıyoruz bütün bunlar evet. gibi. E bunun yanında hiç okumamak gibi mesela evet. biliyorsunuz yani toplumumuzda özgü şeyler bunlar. Dolayısıyla bütün bunlar tabloyu hızlandıran sebepler Doğru. ve risk faktörleri gibi de görünüyor. Biz bu risk faktörlerini temizlememiz gerekiyor yani Hı -hı. hastalığın önlenmesi için. Öncelikle bu risk faktörlerin ortadan kalkması lazım ki tabloyu toparlayabilirim, düzeltebilirim. Evet. Öyle belirtileri peki e, nasıl anlayacağız? Şimdi e, bir e, hasta yakınları ve hastalar. Hastalar şunu fark ediyor aslında, unutkanlıklarını fark ediyor. Yani birçok hasta bize e, ya ben unutuyorum böyle değildim ben aslında filan diyerek geliyor. Hı hı. Ama hasta yakınları bunu daha çok fark ediyor. Çünkü hasta tekrarlamaya başlıyor, bir şeyi bir daha bir daha anlatıyor. Yani yaşlarımızdan hep evet, biriz. E, ne güzel, abi bir daha bir daha anlatıyor filan ama bu aslında patolojik bir durum. Yani bir daha tekrarlaması patolojik veya bu bizi uyarmalı yani bir şeyi tekrar tekrar soruyorsa tekrar tekrar hiç anlatmamış gibi bir daha anlatıyorsa hani onu kırmama adına dinliyoruz ama ama altında bir problem var. Bunu algılamamız gerekiyor veya eşyaları yanlış yerlere koyma alışkanlıkları var. Hmm. Yani olası bir atıyorum mesela ütüyü buzdolabından çıkaran şeyler var. Ütüyü arıyorlar ütü yok ortaya Sonra bir de bulamıyorlar değil mi acaba? bu hayır yeri, koyduğu yeri de unutuyor. Tabii bir de evet. paraları çok önemli bunların. Yani evet. yaşlı hastalarımızın paraları çok önemli. Cüzdanlarını saklıyorlar ve öyle bir yere Eyvah. saklıyor ki bulamıyor, kendisi de bulamıyor. Ondan sonra da çaldı oluyor. Kesinlikle. Birileri evde benim paramı çalıyor, cüzdanımı çalıyor falan gibi. Bu sefer hezeyanlar geliştiriyor kendi kendini. Onun için de bir, bu iki şey çok önemli. İsim unutma çok önemli. Olay unutma, olayları yerine yerleştirememe Günleri, zamanları, mevsimleri bunları unutuyor olma hı hı. son derece de önemli. Başla, kelime bulma güçlükleri demiştim. Yani başlangıçlar bunlar daha çok. Bunlar hafif bulgularımız bizim. Hafif bul. İkinci evreye geçtiğimiz zaman, şimdi hastalığı şöyle bir 12 yıllık bir şey yayarsak evreye, normalde 10-12 yıldır. Ama tabii ki kural değil. 3 yılda kaybettiğimiz hasta da var. 15 yılda hala takip ettiğimiz hastalığı var ama ortalama 10-12 yıl falan gibi. Ve 3 evreye ayırıyoruz. Hafif, orta, ağır evreler. Hafif evre 3-4 yıl. Orta evre 3-4 yıl ve ağır evre. Hmm. Hafif evre daha çok bellek problemleriyle giden bir evre. Konuşmada, lisanda, kelime bulmada, dikkatte e, zorlanmalar var. Öğrenmede belirgin zorlanmalar var. Evet. Ama orta evreye gelindiğinde artık dikkat iyice dağılmış oluyor. Bu sefer yön bulma güçlükleri başlıyor. Hmm. Yani kişi Çoğunlukla eğer ya ben aracımı nereye koymuştum, arabam neredeydi, bu sokaktan mı girecektim buradan mıydı filan gibi yolda giderken Hı -hı. ya da araçta giderken kaybolmaları filan ya da yön bulma güçlükleri başlıyorsa artık or orta evreye gelmişiz demektir. Veya işte küfürlü konuşmalar gibi hiç ondan beklenmediği konuşmalar evet. gibi filan şeyler başlıyorsa veya yoğun bir depresif tablo. Ya da tam tersine huy değişikliğiyle yoğun bir ajitasyon tablosu, bağırmalar, çağırmalar, hırçınlıklar, huzursuzluklar, sürekli gezinmeler, anlamsız bir gezinme var, evet. anlamsız bir panik hali var. Bütün bunlar artık hastamızın orta düzeyde olduğunu gösteriyor ve bir de tanıma güçlükleri ortaya çıkıyor bu dönemde özellikle. Yani karşıdakileri çok iyi tanıyamıyor, hele hele bu sefer kendi yüzünü tanıyamıyor. Ve hmm. aynada mesela kendiyle konuşmaya başlıyor. Bu orta evrenin sonuna doğru. Hmm. Aynada evet. gördüğü anda yabancı birisiymiş gibi onunla sohbet ediyor. Ya da evdekileri çekiştiriyor. Biliyor musun neler oldu bilmem ne falan gibi. O nedenle de hemen işte evde ne kadar ayna varsa onları kaldırın diyoruz. Ya da yansıtıcı bir şeyler varsa bunları kaldırın diyoruz. Çünkü bundan bazen çok da huzursuz olabiliyorlar. Korkuyorlar da yani evde birileri var diye. Veya televizyon seyrederken huzursuzluklar başlıyor. Alet kullanamıyorlar. Mesela televizyonun kumandasını kullanamıyor. Veya yıllardır çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kumandasını bilen teyzemiz artık o düğmelere basamıyor. Evet. İşte renkli nasıldı, beyaz nasıldı filan gibi düğmeye basamamak gibi. Cep telefonuyla kullanırken şimdi artık kullanmakta zorlanır. Hele hele yeni alet öğrenmekte zorluk olur. Hastalar yeni aletleri bir türlü öğrenemezler. Yani o nedenle de çok daha basit bir telefon alınır mesela onlar için. Ya da artık onu bile kullanamazlar. Evdeki normal bildiğimiz telefonları telefon, kullanabilirler. Evet. evet. Yani çocukla ancak o şekilde bağlantı kurabilir filan gibi. Bütün bunlar bizim orta evre belirtilerimiz. Peki son evre, son evre daha çok motor evre diyoruz. Yani daha çok hareketin zorlandığı, işte oturmanın, kalkmanın, hı hı. yürümenin, dengenin filan bozulduğu bir evre hani. Ama hiçbir zaman kural değil. Yani şunu hiçbir zaman Yani son evrede hasta geldi artık yatalak oldu. Hiç öyle bir şey yok. Yani hmm. pekala hiç olmayabilirdi. Yani sonuna kadar da pekala gezinen, tozunan halde hatta fazlaca abartılı gezinen halde olabilir. Olabiliyor. Olabilir, kişiye göre değişiyor. Kişiye göre çok diyor, değişiyor ama yani. işte çoğunluğu söylediğimiz hmm. bu motor evredir, üçüncü evre. Dolayısıyla birçok hasta e, hareketlerinde bir yavaşlama, bir ağırlaşma, psikolojik problemlerin daha ağır olduğu, herkesi onun parasını çalmakla suçladığı yemek vermedikleri, hmm. bana bakmayacaklar, beni huzurevine atacaklar filan gibi suçlamalar altında tuttuğu bir evredir bu son evet. evre. Ardın işte burada inkontinanslı, yani idrar ve büyük abdest filan filandaki bu son evre içerisinde olur. Dolayısıyla biz bu evreleri gördüğümüzde işte hastaları ona göre e, tanıyıp ona tanıyıp göre tedavi, tedavi geliştiriyoruz. Tabi tanıyı da ona göre bahsedeceğim. Şimdi evet. tanıdan ne yapıyoruz? Hocam, tanıya geçmeden önce bir ara verelim isterseniz. Reklamların ardından yeniden burada buradayız değerli izleyenler. Olay sağlık devam ediyor değerli izleyenler. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Bakar ile birlikte biz Alzheimer konuşmaya devam ediyoruz. Hocam reklam öncesi evrelerinden bahsettik evet. hastalığın hı hı. belirtileriyle birlikte. E i̇sterseniz teşhis sürecine gelelim. Nasıl teşhis ediyoruz biz bu hastalığı? Şimdi e, hastaları birkaç şekilde e, tanıyoruz. Bir defa e, hastayla konuşmamız çok önemli bir şey. Yani bize önemli ipuçları veriyor, önemli bilgiler veriyor hastalığın Hatta düzeyini bile anlıyoruz yani hastalığı sadece konuştuğumuzda hastalık şudur ve düzeyi şudur Çünkü bazı hastalar var olayın farkındalar Hani ne olup bittiğini farkındalar bize doğru düz bir bilgi veriyorlar şöyle hı hı. şöyle oldu ben şimdi isimleri unutuyorum ee, çocuklar tekrarladığımı söylüyorlar ee, Ben de bazen fark ediyorum Eşyaları koyduğum yeri bulamıyorum bir türlü çok da güzel saklıyorum. Bu benim için çok değerli. Bunu bulmam lazım diyorum. ...buna hemen kaybediyorum gibi ya da eskiden ben çok güzel yemekler yapardım. Şimdi biraz zorlanıyorum artık. Evet, evin temizliğinde zorlanıyorum falan gibi şeyler ifade bu. Bunu kendisi söylerse çok değerli bizim için. Çünkü henüz farkında evet. demektir o Tabii ki önce kendinden bilgi. Abi ya da bu tersi söyleyen hastalarımız da var. Az önce söylemiştim. Mesela hastaya soruyorum. Rezim var senin diyoruz. O şey diyor. Eee, biraz baş ağrım var, biraz diz ağrım var, Yaştır ben bir dizem ağrıyor falan gibi. ...hiç olaydan haberi yok. Evet. Peki teyzeciğim biraz unutkanlığın var mı? Yok. Hiçbir unutkanlığım yok. Peki ev işleri yapar mısın? Tabii hepsini yaparım ben diyor. Evin çamaşırı, bulaşı, yemeği, evin derlenmesi, toplanması... ...her şeyi yapabilirim. Peki çarşıya pazara gider misin? Tabii ki evin bütün şeylerini ben yapıyorum. Çarşı pazarı işlerini ben yapıyorum diyor mesela. Ama tabii ki bizim e, hastadan bilgi alırken... ...gözümüz hep hasta yakınında. Hmm. Hasta ile konuşuyoruz ama yan taraftaki hasta yakına bakıyoruz. Hasta yakını biraz arkada durur genelde. Öyle Hemen şu hareketler yani kesinlikle böyle bir şey yok veya bazen şöyle yapıyorlar. bilen gibi. Yani hiç bu anlattıkların hiçbir değeri yok. Evet, Tamamen evet. yanlış gibi. Yani onun için biz hastadan bilgi alıyoruz ama hasta yakından esas bilgileri oradan alıyoruz. Ardından hasta yakına dönüyoruz. Ne dersiniz? hastalarımız bunları bunları söylüyor siz bilen gibi. O da anlatıyor. Şöyle şöyle. Tabii bu bu bir aslında şey özel bir sanat yani hasta yakınıyla ve hasta ile konuşmak hani hasta yakınıyla konuşurken de hasta yakınlarının tavırları son derece de önemlidir bizim için. Hmm, evet. mesela bazı hasta yakınları var çok destekleyici e yani çok o kadar unutmuyor e bir moral desteği yaparak hmm. bir anamnez veriyor bir bilgi veriyor ama bazı hasta yakınları var yıkıcı bir şu tablo son derecede kötü her şeyi unutuyor hiçbir şey hatırlamıyor. Bize bile bilmiyor. İşte torunlarını asla tanımıyor. Altına kaçırıyor sürekli filan. Hmm. Yani düşünsenize böyle bir hastada zaten son derecede hassas noktada olan bir hastada bu kadar kötü bir anamnez bilgisi hastayı mahvediyor. O nedenle de fark ettiğimiz anda hemen o, o anamnezi kesiyoruz. Tamam daha sonra devam ederiz sizinle filan gibi. Daha sonra hastalık hasta yakınlık bize doğru bilgi hasta yakını veriyor. Az önce sorduğumuz ya da az önce anlattığım belirtilen hangileri var onları gözden geçiriyoruz. Buna bağlı olmak üzere de bir ortalama muhtemelen şu düzeyde filan diyoruz. Peki testler yapıyor muyuz? Elbette detaylı bir kan yapıyoruz. Çünkü hı hı. az önce anlattığım guahtar problemi, beyant problemi, hı hı. veya diğer bazı hastalıklar, enfeksiyonlar hı hı. gibi. Başka bir şey var mı? Onu test ediyoruz. Ee, şekeri, tansiyonu, kalp hastalığı, hiperlipidemisi bunları var mı? Gözden geçiriyoruz. Ee, alkol, sigara kullanımı var mı? Bunları gözden geçiriyoruz. Bunlar son derece önemli şeyler, problemler. Onları gözden geçiriyoruz. İlaveten kafa travması geçirmiş mi değil mi? Aile öyküsü var mı? Ailesinde demans olan, bunaması olan kimse var mı? Onları gözden geçiriyoruz. Ve bir e, basit bir mental test dediğimiz bir Böyle çok basit bir soru dizisi var. 3 dakika 4 dakika süren bir testtir Hı -hı. bu. 3-4 dakika testi yapıyoruz. O testten normalde 30 puanlık bir test. O testten aldığı puana bakıyoruz. Mesela 0 ile 10 arasında puan alırsa ağır düzeyde bir demans demektir. Hı -hı. Ama 10 ile 20 arasında alırsa orta düzeyde demans 20 ile 24 arasında alırsa hafif düzeyde bir demans diyoruz. Ama 24'ün üstünde alırsa da iyi diyoruz. Hmm. Normal diyoruz. Evet. Tabii bu topluma göre çok değişen bir şey. Yani Amerika'da mesela 80 yaşındaki bir adam, 88 yaşındaki bir adam eğer 29 puan alırsa huzursuz oluyorlar. Hmm. Burada bir şey var diyorlar. Evet. Ama biz kendi toplumumuzda işte 24 e, alırsa aa, dua ediyoruz. Çok şükür çok iyi hmm. falan 24 ve üstüne 25-26 alırsa dua ediyoruz. Bu da testi şey çok önemli. Hastanın... ...entelektüel yapısı çok önemli. Mesela üniversite mezunu birisine böyle bir test yaparsanız... ...başarısız olursunuz. Çünkü bütün sorulara çok iyi cevap verir. Çünkü test çok basit bir test. Günlerden hangi gündeyiz, hangi aydayız mevsimlerden ne şimdi? Kaç tane çocuğum var? İşte üç tane kelime söylüyoruz, ezberletiyoruz filan gibi. Basit ya bir test aynı bu. aynı test mi uygulanıyor? Herkese hocam. aynı testi aslında uygulamıyor. Şöyle bir şey yapıyoruz. Eskiden öyleydi. Ama sonradan baktık ki toplumlara göre bir test oluşturmak lazım. Mesela bizim Türk toplumu için test oluşuyor. Mesela Batı toplumunda şöyle bir şey var. Yüzden geriye, yedişer yedişer eksilterek sayar mısınız? Hmm. Gerçekten bunu hepimiz zorlanıyoruz. Yani evet. Şimdi söyledim size bir düşünün kafanızdan. Evet, hemen hemen düşündünüz fark ettim. Çünkü <laughs> evet gözünüzden. Yani yüzden geri geçir, saymak çok zor. Hele hele çok okul olmayan da birisine bunu istemek çok zor. Onun için abasıçılar yapıyoruz? Mesela haftanın günlerini pazardan geriye sayar mısın diyoruz. Hmm. Ya yani bunun karşılığı olarak bu bir evet. dikkat testidir. Evet. Veya ayları Aralık'tan geriye sayar mısınız filan böyle testler basitçe basite indiriyoruz Biz buna eğitimsizler testi diyoruz. Hmm. Böyle bir testimiz var. Kişinin eğitim durumuna göre eğitimli olan test ya da eğitimsiz testi veriyoruz. Çok basit bir şey var. Bir testimiz var. saat çizme testi. Hmm. Bunu şimdi bence evdeki e, herkes e, yaşlısını bunu yapabilir. Bir tane evet. yuvarlak çizecek. Bu yuvarlağın içerisine rakamlar yerleştirecek. de bu da bir eğitim meselesi. Yani hmm. en az ilk ilkokulu geçmiş olması lazım kişinin bunu yapabilmesi için. Saatin rakamlarını yazacak. 12, 1 falan gibi. Ve üzerine tamam güzel rakamlarını yazdın. Şimdi saat 8'i 20 geçiyor. Oklarını hmm. koy bakalım. 8'i evet. 20 geçiyor ya da 12, 11, 10 geçiyor falan gibi oklar koyuyoruz. Buna bakarak bir puanlama yapıyoruz. Yani hmm. bu hasta... Hafif düzeyde, orta düzeyde, ağır düzeyde diye tanı koyabiliyoruz. Sadece o saat testi o kadar önemli bir şey ki. Evet peki, bunu bu, herkes tabi, uygulayabilir hocam Tabii ki zaman. çok basit bir Evde. şey. Hı -hı. Bunu Bunun dışında tabii ki tomografi ya da MR yapıyoruz, görüntüleme yapıyoruz. Bu çok önemli Hı -hı. bir Bu bunları yapmadan karar veremeyiz yani. Kan değerlerini söylemiştim Daha detaylı testler yapabiliriz Yani mesela kişi gençse eğer Mesela PET dediğimiz bir çok özel bir testimiz var Çok özel evet. bir film var Onu yapabiliyoruz Veyahut da belden sıvı alarak inceleyebiliyoruz Bu oldukça önemli bir şey Belden sıvı alıp incelediğimizde Kişinin gerçekten Alzheimer olup olmadığını dört dörtlük ortaya koyabiliyoruz Hı. Bu dört dörtlük bir testtir Bize çok doğruyu söyleyen bir testtir veya genetik testler yapıyoruz. Yani kişi eğer gençse, genç olarak bize başvurduysa genetik test yapıyoruz. Bu genetik teste göre karar veriyoruz. Bazı mutasyonlar var. O mutasyon varsa eğer kişi de mesela PS1, PS2 diyoruz. Bu mutasyon varsa bu kişi hayatı boyunca muhakkak hayatının bir döneminde azam olacak demektir. He. Ama o test negatifse Kendisi daha rahat hissedebiliyoruz. Ama bu testi de herkese yapmıyoruz. Çünkü mesela bazı genç insanlar başvuruyor. Annesinde ve dedesinde demansı olan, acaba bende bir şey var mı yok mu diye başvuran hastalar var. Bunlarda bu testi düşün. 32 yaşında bir kişi. Çok huzursuz. Acaba olacak mıyım endişesi evet. var sürekli. E bu testi yapsak olur mu? Bu testi yapsak o elbette olur. Ama bu testi yaptığımızda pozitif çıktığını düşünün. Eyvah. korkunç bir şey. Yani hayatı boyunca belki de 60'ında mesela 60'ında mesela böyle bir hastalık olacak. 32'sinden 60'ına kadar korkunç bir yaşam süresi geçirecek. Doğru. Onun için de olabildiğince test yapmak istemiyoruz. Ama eğer gerçekten bizim de endişelendiğimiz bir şey varsa, bir durum varsa bu genetik testi yapabiliyoruz. Yani genetik bize tam doğruyu söyleyebiliyor. Hı -hı. Yani tanı anlamında aslında hiç eksik yok. Her şey gayet e, dört dörtlük oturuyor. Ama Tabii ki peki en doğru tanı, yüzde yüz dediğiniz tanı nedir? O da biyopsi. Yani bir biyopsi yapılarak pekala mıdır değil midir konabilir ama tabii ki bunu yapmıyoruz. Yani bir biyopsiyle bir teşhis koymuyoruz açıkçası. Hı hı. Evet hocam, tabii e, tedavi sürecinden de hemen kısaca bahsedelim. E, az vaktimiz kaldı. Tedavisi var mı yok mu? Yoksa biz e, bunu yavaşlatıyor muyuz? Ondan bahsedelim. Aslında tedavisi e, şöyle... Hani iki gruba ayırmıştık başta evet, Gruplardan bir tane tedavi edilebilir olanlarda onları ayırdık. Orada tedavi evet. var. Ama tedavi olmayan gruba geldiğimizde gerçekte tam anlamıyla bir tedavi yok. Yani ya. e, şöyle düşünün hani grip gibi ilaç verdik tablo düzeldi çok şükür atlattık. Yani kimse şunu söyleyemedi, benim Alzheimer'ım vardı ama şöyle bir tedavi oldum, çok şükür atlattım. Böyle bir kavram yok. Peki biz ne yapıyoruz? Biz sadece yavaşlatabiliyoruz. Yani süreci olabildiğince daha kaliteli bir şekilde yaşamasını istiyoruz hastanın. Yoksa süreç bıraktığımız zaman çok daha hızlı bir eğri içerisinde gidiyor. Yani çok daha çabuk hastayı kaybedebiliyoruz eğer tedavi etmezsek. Ama tedavi verdiğimizde süreci daha yavaşlatıyoruz, hastanın daha kaliteli bir yaşam sürmesini istiyoruz... Hastanın kaliteli yaşaması hasta yakınlarını da daha rahat Tabii ettiriyor. Ki. Aksi Muhakkak. halde aksi halde çok şey mesela hasta yakının tükenmişlik sendromları ortaya çıkıyor. Hmm. Eğer biz hastayı tedavi etmezsek hastanın davranış problemlerinden ya da mevcut tablosundan dolayı hasta yakınları tükenmişlik şeyine giriyor, tablosuna giriyor. O nedenle de bizim tedavimiz aslında hem hastayı hem yakınlarını tedavi ediyor. E peki ilaçlarımız var mı? Evet, bazı ilaçlarımız var. Bu bu ilaçlarla hastalığın olabildiğince yavaş seyretmesini sağlıyoruz. Ee, nispeten başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir yandan da bir yandan da tabii ki eş hastalıkları, yandaş hastalıklar dediğimiz Tansiyonu, şekeri, kalp evet. hastalığı, lipitleri, kilo ayarlaması, hı hı. su içmesini sağlamaya çalışıyoruz. Olabildiğince bellek problemlerini gidermek için bellek testleri ya da daha doğrusu bellek egzersizleri falan yaptırmaya çalışıyoruz hastaya. Sürekli gezip dolaşması, daha doğrusu yanlış söyledim düzgün yürüyüşler yapmasını istiyoruz. Bunun yanında e, gıda dikkati son derece de önemli. Hı hı. Kilo almaması son derece de önemli. Akdeniz diyetiyle beslenme son derece de önemli. Su içmesi son derece önemli. Enfeksiyonlardan korunması son derece önemli. Demek ki e, yavaşlatıyoruz bir yandan, korumaya çalışıyoruz korumaya bir yandan. Çalışıyoruz, bir yandan yani. Yavaşlatıyoruz bir yandan da yanlar hastalıkları tedavi ederek ya da bahsettiğim e, faktörleri kontrol ederek e, hasta'yı korumaya çalışıyoruz. Evet. Bir şey söylemeden Tabii, e, buyurun, geçemeyeceğim. E, hani hep yaşlı hastalığı diye düşünüyoruz. Da, aslında hiç öyle değil. Yani artık yaşlı hastalığı bilen evet, değil. E, 30'lu, 40'lı yaşlarda hatta 50 yaşlarda çok sayıda hastam var. O nedenle de Hı -hı. yani 40-50 yaşlarda unutkanlık var ama boşver daha çok gencim bilen. Hayır öyle değil. Ve işin kötü tarafı eğer 50 yaşında Alzheimer başlıyorsa 3 senede kaybediyoruz yani hmm. 80 yaşında başlayan Alzheimer 10 sene gidiyor. Ama erken başlaması e, ama daha 50 tehlikeli. 50 yaşında başlarsa çok tehlikeli ve 3 sene daha hastayı kaybediyoruz. Hmm. O nedenle de erken başlangıç çok çabuk ilerlemeye yol açıyor. Onun için erken yaşlarda yani 40'lı yaşlarda eğer unutkanlık varsa derhal bir hekime başvurmalı. Hmm. Yani aa daha çok gençim, daha çok var filan gibi bir şeye asla gidilmemeli. Evet. Bu son derece de önemli. Evet. Yani Aslında... uyumam gereken en önemli nokta gençler bir şeyde genç, şimdi şöyle Alzheimer hastalığı sadece tipik bir hastalık değil. Mesela bazı şey, Alzheimer hastalığının birkaç formu var. Ön tarafta eğer hasa meydana gelirse kişinin davranışı bozuluyor. Arkada hasa meydana gelirse kişinin görsel algısı bozuluyor. Hmm. Yanda meydana gelirse kişi, oradaki bozuk meydana gelirse kişinin lisanı bozuluyor. Hmm. Yani biz hiç bunu Alzheimer'a benzetmiyoruz ama bu bir Alzheimer hastalığı. Alzheimer hastalığının şimdi üç tipi var. Üç farklı tipi hmm. var. O nedenle ve bunlarda çok gerçek evet türe gösteriyor göre. Ve bunlarda gençlerde görülüyor. Bu atipik hmm. dediğimiz. Tipik olanlar zaten 65 sonrası olanlar. Bunlar evet. atipik Alzheimerlar. Çok daha tehlikeli olan bir form. Evet. O nedenle de toplumumuzun gerçekten bu konuda çok şey olması, çok duyarlı olması gerekiyor. Yani sadece olay bellek ve unutma problemi değil. Evet. Algılayamıyorsa, evet. gördüğünü algılayamıyorsa, lisanında bozulmalar varsa, davranışları bozuksa bu konuda da e, hekime gitmeleri gerekiyor. Evet hocam son olarak e, koruma yöntemi olarak tavsiye edebileceğiniz bir yol var mıdır konuyla ilgili? Ee, az önce saydığım şeyler çok değerli. Yani bizim kişileri e, işte orta yaşlardan itibaren eğer doğru düz beslenmeye e, şey yaparsak yönlendirirsek e, işte akdeniziyeti gibi e, hipertansiyondan diyabetten kalp hastalığından, lipid problemlerinden korursak, hı hı. kilo almasını engel, obeziteden engellersek, e, yürümesini sağlarsak, spor evet. yapmasını sağlarsak e, gibi e, işte çevresel faktörleri falan düzeltirsek kişiyi biz alzheimerden korumuş oluyoruz. Korumuş oluyoruz. Hı. Yani evet. kalp hastalıklarında neyi söylüyorsak aslında beyin hastalıklarında alzheimerde bunu söylüyoruz. söylüyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. E ee, süremizin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İşte, Burada evet. yani Alzheimer'ın da e, erken tedavisine her ne kadar mümkün olmasa da erken evet. tanının önemini vurgulamış çok, olduk. Evet. Çok, en evet. azından e, durdurma yavaşlatmak yavaş için atmayayım. diyebiliriz. Evet, Hı -hı. teşekkür ediyoruz Hadi hocam. Korumayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Olay sağlıktan bugünlük bu kadar değerli izleyenler yarın tekrar görüşmek dileğiyle. iyi günler. Sağlıklı günler dileriz.